Selamünaleyküm arkadaşlar. 23 Şubat Gençlik Hareketi olarak bu hafta yine Üsküdar Meydan'dayız. Bu haftaki konumuz 1949 yılından bu yana Çin zulmü altında inleyen Doğu Türkistan'dır. Şimdi halkımıza Doğu Türkistan'da neler olduğunu ve Doğu Türkistan hakkında neler bildiklerini soracağız. Selamünaleyküm abi. Gençler olarak 1949 yılından bu yana Çin zulmü altında inleyen Doğu Türkistan'ı soruyoruz. Sizin de diyecekleriniz var mı Doğu Türkistan'a? Aleyküm selam. Teşekkür ediyorum. Yani Doğu Türkistan bizim içimizde kanayan bir yaradır maalesef. Hani tarihi olarak Divan-ı Lügat Türk'ün yazarı Kaşgar Amanlı memleketinin böyle esaret altında, zulüm altında inlemesine bir Müslüman bir Türk evladı olarak öncelikle ben acı çekiyorum. Yani Üstad Sezai Karakoç'un dediği gibi hani diriliş fikriyatından yola çıkarsak eğer Üstad'ın dediği şu: her gün hakaretlere uğruyorsunuz, her gün tecavüzlere uğruyor. İslam ümmeti açısından söylüyor, Filistin ümmeti, Gazze'de, efendime söyleyeyim, Kerkük'te, Rusya'nın güdüm altında yaşayan otonom özel bölgelerinde olsun, işte Doğu Türkistan olsun. Her gün hakaretlere, tecavüzlere uğramak daha mı kolay ki güreş fikriyatını onlar açısından, yani İslam ümmetinin güreşini ön plana alıp bunun çalışmalarını yapmak daha mı zor geliyor insanlara? Tabii bizim öncelikle bir millet olarak, daha doğrusu milletten kastım, biraz ümmet çizgisinde olarak, ümmet olarak bir araya gelip bütün coğrafya olarak İslam dininin kökenli harekete geçirmemiz gerekiyor. Selamünaleyküm abi. Aleykümselam, hoş geldiniz. Abi biz gençler olarak sokakta Doğu Türkistan'ı soruyoruz. Siz Doğu Türkistan'daki zulümden haberiniz var mı? Daha önceden duydunuz mu? Doğu Türkistan'daki zulümü tabii ki duyduk. Üzülerek seyrediyoruz. Dünyanın yardımcı olma noktasında tam iyi bir yerde olduğunu düşünmüyorum ben. Neden? Bir kere Müslümanların ve hümanist olan herkesin sırf Müslüman davasını Müslüman çözecek diye bir şey yok ki. Kendi bünyesindeki olaylara nasıl dikkat ediyorsa insanlar, dinleri dinleri, ırkları ayırmak lazım burada. Müslümanlar ön planda olacak ama yeterli olduğunu düşünmüyorum yani. Yani ne yapılabilir denirse onu ben tabii söyleyemem. Yetkili değilim ama yetkisiz de değilim gibi düşünebiliyorum çünkü yani. İnşallah daha başarılı çalışmanın olmasını bekliyoruz. İnsanlar kendilerini daha ön planda düşünmesinler yani. Oradaki insanın önceliğini düşünsünler. Bu insan ne yapıyor sonuçta cevap verdikleri zaman veya ne yapabilecek ve ötekiler ona ne yapacakları tam doğru cevaplandırdıkları zaman herhalde daha yakından sorunu çözmeye başlayacaklar. Yani geri plan kalıyor bence. Yetkililerin çalışmaları tam yargılama oluyor ama bence yeterli değil. Yeterli olsa zaten bu yangın çabuk sönerdi yani. Sönemiyor. Kamplardaki insanların halleri ne olacak veya bu öldürmelerin arkasında ne var, zulümlerin arkasında ne vardır? Ne isteniyor? Bunu insanlık cevaplamalı, utanmalı yani. Utanç tablosu bu. Bu insanlıkla alakası yok ki, bunu yok etmeyle alakası var. Biz gençler olarak sokaklarda Doğu Türkistan'ı soruyoruz. Sizin Doğu Türkistan hakkında bildiğiniz neler var? Evet, Doğu Türkistan yani 90 yılında haberlerinin içinde bulan günlerden haberdardım. Bu gelen haberlerin ne kadar doğru olduğundan emin değilim. Yani Avrupa için olabilir. Yani nasıl bir düşünceyle bir şeyler olur bilmiyoruz ama kesinlikle şiddetle kınıyoruz yani. Eğer Doğu Türkistan'da zulüm varsa, oradaki Müslümanlar zulüm görüyorsa biz Müslümanlar olduğunu kesinlikle kınıyoruz. Yani zulmedenlerine Allah onlara kendileri tekrar zulümlerinin başlarını çevirmesini biliyoruz yani. Tamam. Peki Türkiye'deki Müslümanlar olarak oradaki zulüm için neler yapabiliriz? Ya onlara yani en azından tepkimizi gösteririz. Bilmiyorum da şu an bir şey yapabileceğimizi zannetmiyorum. Tepkimiz yeterli olabilir yani şu an. Yani son derece biz onlara şiddetle kınıyoruz o zulmü gösterenleri. Oradaki kardeşlerimize de Allah'tan yardım diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Kimsenin değil, ümmetin gençliğiyiz. 23 Şubat Gençlik Hareketi.